Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tarih sınavlarında işimize yarayabilecek kodlamalara veya şifrelere bakacağız arkadaşlar. Ben en çok bilinenleri, en çok akılda kalanları toplamaya çalıştım sizler için. Tabii ki daha birçok kodlama var ama dediğim gibi en çok işinize yarayacak, en çok tercih edilen kodlamaları seçtim. Ve bu kodlamalar arkadaşlar hem üniversite sınavına girenler için hem de KPSS'ye hazırlananlar için yardımının dokunacağını düşünüyorum. Hemen kodlamalarımıza bakalım arkadaşlar. Bunları hem siz bir yere kaydedebilirsiniz veya bilgisayardan ya da telefondan izliyorsanız SS alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek tek bakacağız. Şimdi ilk olarak Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri demiş. Bunu nasıl kodluyoruz? Tema diye kodluyoruz arkadaşlar. Bunlar kim? Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler olarak söyleyeceğiz. Arkadaşlar tema çok bilinen bir kodlamadır. Bunu bu şekilde aklımızda tutacağız. Bunu geçiyoruz. Geldik şimdi bir başka diğer bilinen kodlamamıza. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler arkadaşlar. Bunlar nedir? Suriye Filistin cephesi, Çanakkale cephesi ve Kafkas cephesi arkadaşlar. Biz bunu nasıl kodluyoruz? Saçak diye kodluyoruz. S, Ç ve K'yi alıyoruz arkadaşlar. Aradaki A'ları atıyoruz. Saçak diye kodluyoruz. Bu da akılda kalıcı bir bilgi oldu. Bunu da geçiyoruz. Geldik bir diğer kodlamamıza. Misak-ı Milli Kararları sınavlarda en çok çıkan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Misak-ı Milli Kararları. Bunları nasıl kodluyoruz? Kapsar olarak kodluyoruz arkadaşlar. Misak-ı Milli Kararlarında. K dediğimiz kapitülasyonlar. A dediğimiz azınlıklar, B dediğimiz boğazlar, S dediğimiz sınırlar, A dediğimiz Araplar ve R dediğimiz de referandum olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu da en çok bilinen kodlamalardan bir tanesi. Bunu bilmenizde yarar var. Hatta en çok buna dikkat edin derim. Şimdi geldik. Berlin Anlaşması'yla bağımsız olan ülkeler demiş arkadaşlar. 93 Harbi'nden sonra Osmanlı Devleti hangi anlaşmayı imzalıyordu? Berlin Anlaşması'nı imzalıyordu. Ve bu anlaşmayla birlikte hangi ülkeler bağımsız oluyor? Sırbistan, Karadağ ve Romanya arkadaşlar. Bunu da nasıl kodluyoruz? A'ları atıyoruz yine. Sakar olarak kodluyoruz. Bunu da geçelim. Şimdi geldik Kurtuluş Savaşı ile ilgili doğu sınırlarımızı ilgilendiren anlaşmalar, yani doğu için imzalanan anlaşmalar arkadaşlar. Bunu da nasıl kodluyoruz? GBMK olarak arkadaşlar, Gazi Büyük Mustafa Kemal olarak bunu aklımızda tutacağız. Şimdi arkadaşlar sırasıyla bunlar kronolojiktir. Tabii ki Gümrü, Batum, Moskova ve Kars Anlaşması arkadaşlar. Bunlar bizim doğu sınırımızı ilgilendiren anlaşmalardır. Ve nasıl kodluyoruz? Gazi Büyük Mustafa Kemal olarak kodluyoruz arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir kodlamadır. Dediğimiz gibi doğu sınırlarını ilgilendiriyor. Buna dikkat edelim. Bunu da geçelim. Şimdi geldik. Milli Mücadele Yanlısı basın organlarına. Bunlar da tabii ki arkadaşlar sınavlarda çıkabiliyor. Milli Mücadele Yanlısı veya Yanlısı olmayan diye. Biz yanlılarını arkadaşlar, Milli Mücadele yanlılarını Hayati Abi olarak kodlayacağız. Şimdi H dediğimiz Hakimiyeti Milliye. Zaten bunu bilmeyen yoktur. A dediğimiz Albayrak. Y dediğimiz Yeni Gün. A dediğimiz Açık Göz. T dediğimiz Tasviri Efkar. İ dediğimiz İrade-i Milliye yine. Ve Abi dediğimiz kısım Anadolu Ajansı, Bayrak ve İstikbal olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir kodlamadır. Bunu da aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim bir de Milli Mücadele yanlısı olmayan basın organlarına. Bunlar da arkadaşlar nasıl kodluyoruz? Patika diye kodlayacağız. En çok bilinen tabii ki Peyami Sabah, Aydede, Türkçe, İrsat, Kıyam ve Alemdar arkadaşlar. Milli Mücadele yanlısı olmayan gazeteler en çok da tabii ki Peyami Sabah, Alemdar ve Aydede'ye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sınavlarda genelde bunlar çıkar. Dediğimiz gibi bunu da patika olarak kodladık ve geçtik. Şimdi geldik Erzurum Kongresi'ne.
Erzurum Kongresi'ne bazı şehirler katılıyor arkadaşlar. Bunları ÖSYM sorabiliyor. Katılan illerimizi nasıl kodluyoruz arkadaşlar? Biz best one olarak kodluyoruz. Şurada gördüğümüz best'i alıyoruz. Bitlis, Erzurum, Sivas ve Trabzon'u alıyoruz arkadaşlar. Bu kısma best dedik ve son olarak da one'ı ekleyerek best one olarak söylüyoruz bu kodlamamızı da. Bu da gayet güzel çıkarsa kaçırmazsınız bu soruyu arkadaşlar. Geldik bir de Erzurum Kongresi'ne katılmayan şehirlerimiz var, illerimiz var. Bunlarda nasıl kodluyoruz arkadaşlar? Dem diye kodlayacağız. Bunlar katılmamışlar, dem koymuşlar yani. Nasıl kodladık? Diyarbakır, Elazığ ve Muş arkadaşlar Erzurum Kongresi'ne katılmayan şehirlerdir. Ve dem olarak da kodladık bunu. Geldik. 1. İnönü Savaşı yine ÖSYM'nin çok fazla sorduğu savaşlardan bir tanesi. 1. İnönü Savaşı sonrasında olan olayları soruyor arkadaşlar. Bunu nasıl kodluyoruz? Milat olarak kodluyoruz arkadaşlar. Hepsi bunların 1. İnönü Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiş olaylardır. Tabii ki Moskova Anlaşması, İstiklal Marşımızın kabulü, Londra Konferansı'na gidiyoruz. Afganistan'la bir dostluk anlaşmamız var. Ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani 1921 Anayasası'nı ilan ediyoruz. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra ve milat dedik. Yine çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bunu da geçtik. Şimdi geldik bir diğer kodlamıza. Vilayeti Sitte dediğimiz iller arkadaşlar. Bakalım bunlar neymiş? Bakalım. Vilayeti Sitte dedik arkadaşlar. 6 adet ilimiz var. Bizim Mondros'ta karışıklık çıkması durumunda işgal edilebilecek 6 tane ilimiz vardı. Bunu nasıl kodluyoruz? Bir daha sev olarak kodlayacağız arkadaşlar. Şimdi B dediğimiz Bitlis, D dediğimiz Diyarbakır, H dediğimiz Harput, yani Elazığ'ın eski ismi, Sivas, Erzurum ve Van'ı arkadaş alacağız. Ve buradan İ ve A'yı atıp bir daha sev olarak kodlayacağız arkadaşlar. Bu 6 şehri, 6 ilimizi Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas, Erzurum, Van. Çok fazla şehir olduğu için yani en kolay şekilde böyle kodlanabiliyor arkadaşlar. Bunları tabii ki aklınızda da tutabilirsiniz. Tabii ki daha kolay olur. Bunu da geçtik. Şimdi geldik Balkan Antantı arkadaşlar. Balkan Antantı'na katılan ülkeleri nasıl kodlayacağız? Tayyar diye kodlayacağız. Balkan Antantı ne zaman imzalanıyor? 1934 yılında imzalanıyor arkadaşlar. Kim var bu Antantı'da? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arkadaşlar var. Yine buradan ağlar atıyoruz ve Tayyar olarak aklımızda çok rahat bir şekilde tutabiliriz arkadaşlar. 1934 senesinde imzalanan Balkan Antantı'nı ve bunu da geçtik. Şimdi geldik bir diğer uluslararası anlaşmamıza. Bu da Sadabat Paktı. Bu da 1937 senesinde imzalanıyor arkadaşlar. Bu da önemli bir pakt. Bunu da nasıl kodlayacağız? İran atı olarak kodlayacağız arkadaşlar. Şimdi İran'ı aldık başa. Sonra ne yaptık? AT ve I'yı yani Afganistan, Türkiye, Irak. Bunu da atı şeklinde İran atı olarak aklımızda tutacağız. Zaten Sadabat Paktı dediğimiz Sadabat Sarayı'dır. Sadabat Sarayı da İran'dadır arkadaşlar. İran atı olarak Sadabat Paktı'nı aklınızda tutabilirsiniz. Yine güzel bir bilgi. Şimdi geldik. Terakkiperver halk fırkasında yer alan kişiler arkadaşlar. Kimlerdir? Bunu da ÖSYM son zamanlarda sormaya başladı. Karar olarak aklımızda tutacağız arkadaşlar. Terakkiperver Halk Fırkası ya da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın üyelerini kurulmasında etkili olan kişileri. Tabii ki kurucusu Kazım Karabekir arkadaşlar başta. Sonra Adnan adı var. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bela arkadaşlar Terakkiperver Halk Fırkası'nda yer almış önemli kişilerdir. Yine çok önemli bir kodlama. Bence yine de buna da dikkat edin derim. Karar çünkü akılda kalıcı bir kodlama. Şimdi geldik kadınların siyasi hak sırası demiş. Bu da klasik bir bilgi oldu artık. Bunu nasıl kodluyoruz? BMV olarak kodluyoruz arkadaşlar. B dediğimiz belediye seçimlerine katılma. Sonra muhtarlık. Sonra da vekil olma veya vekil seçilebilme hakkını
kazanmıştır arkadaşlar kadınlar kronolojik olarak. Ve tabii ki arkadaşlar bunların tarihlerini de yazalım. Belediye seçimlerine katılmaya 1930 senesinde, muhtarlık 33 senesinde, vekil seçilmeye de 34 senesinde olarak söyleyeceğiz. Bunu bir plaka olarak düşünelim arkadaşlar. BMW 034 diye aklımızda tutalım bu şekilde. Bunun ezberlenmesinin en kolay yolu budur. BMW 034. Evet arkadaşlar. Ve böylece en önemli kodlamaları ben size çıkardım arkadaşlar. Dediğim gibi daha çok fazla var ama bunlar en bilinmesi gereken en klasik kodlamalardır. Daha da tabii ki fazlasını istiyorsanız, aklınıza yatıyorsa bu tür şeyler yorumlara yazabilirsiniz. Birkaç kodlama daha, birkaç videoda daha bir kodlama videosu çekebilirim arkadaşlar sizler için. Ve böylece tabii ki dediğimiz gibi kodlamalarımızı bitirdik. En klasik olanları hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.